Analiz'den hepinize iyi akşamlar sevgili izleyenler. Spesyal dediğimiz programlardan Çubuk Analiz mutfaktan. Ben evin mutfağındayım çünkü buraya sürdüler beni bugün. Hepinize iyi akşamlar. Bugün aslında Twitter'da mevzusu dönünce ya dedik bu Twitter'da olmasa hadi gidelim yayında konuşalım. Zaten maç da yok biliyorsunuz bu hafta bir araya girdi. Güney Amerika kıtasında oynanacak maçlar yüzünden futbol takımları. Dedik konuşalım. Bugüne kadar Fenerbahçe'ye gelmiş en iyi yabancı transferini tartışacağız. Aslında bu biraz Alex mi başkası mı diye. Bu arada hemen bak vatandaş hizmet bekliyor Erol Bey. YouTube katıl. Ne diyor? Katılı açın diyor. Katılı açın size. Açacağız açacağız. Allah razı olsun diyoruz. Hepsine teşekkür Öyle şey ediyoruz. var ya karikatür Teşekkür var ya ediyoruz hani bu arada Hasan Bey'e. şeyin karikatürü var ya şeyin Kartal Tibet'in rahmetli o kurtu vardır ya. Kurt diyor ya işte abi hep atıl hep katıl bir kere de katıl desene diye. Ya aynı Bize o. katılmak Abi isteyen alem çok var. yapıyor daha hatunlarla. Abi Hep rahmetli atıl dedin de bu bir kere arada katıl da diyor ya. Fatma Giri'yi kaybettik bugün. Evet. Allah rahmet 24 eylesin. Ocak Türkiye'nin böyle lanetli günlerinden biri. Bir sürü iyi insanı kaybettiğimiz bir gün çeşitli farklı tarihlerde. Tekrar buradan da Fatma Giri'ye Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. David abi nereye kaçtı diye soruyordunuz da geldi işte. Burada bir son bir şey Abi deyip arada gitti. son bir şey David arada geldi abi. son bir şey. Son bir şey diyeceğim tamam mı? Allah'ım terör Arada ya. oğlum hani bazen eleştiriyorlar diyorlar ki niye böyle saçma sapan konuları konuşuyorsunuz ya da yani geçmişe dönüyorsunuz. Abi bugün bir şey mi var abi? Yani bugün konuşacak bir şey var mı? Yok. Her hafta aynı şeyi konuşuyoruz. Geleceğe dair konuşacak bir şey var mı? Yok. Ne yapalım biz abi Fenerbahçeli olarak? Geçmişe dönüyoruz mecburen. Yani bu bizim hatamız değil. Bizi bu duruma düşürenlerden hesap sorun bununla ilgili. Bak şimdi Granç 32. gün tadında bir program olmasını bekliyor. Ben çık şey Bülent Tabii abi tabii. sen Alex'i savundun diye çıkışacak o da birazdan. Yolla ben bu Size arada bir modern zaman gladyatörleri olarak reyting uğruna bizi attınız arenaya. Üç şey diye, üç kuruşluk reyting için. hiç affetmem abi. Ya Sevgili bırak. Rıza'dan başlayalım bak. Genel kariyer Sabah olarak sabah Carlos. Fener atmışın performansı oradan olarak tweet'i. Hoydonk. Heh. Millet de karda evde oturuyor tabii. Ne yapacak? Bizi izleyecek. Yapacak bir şey yok. Ya evde oturuyor ya Yani trafikte öyle. seyredecek ikisinden biri yani. Yolda da kalmış Evet. olabilirler. Hiçbir yere Abi ayar bu kapandı. saatte yolda Tabii ihtimal. kalanlara ben acıyorum. Havaalanının Şey, halini gördünüz mü? abi Gördük havacı ama mı? saat 11'den saat 11'den beri uçakta bekliyoruz diyor. Sabah 11'den akşam 11 olacak. 12 saattir Şimdi uçakta de son bekliyoruz diyor. tarihte bazıları da şeyde şey kalmış. Gördün mü? Mahpus kalmış otobüste. Yani yetişmişler 8-9 saat sonra almışlar. Bu defa da otobüs şeyde kalmış. Otobüs varamamış değil mi? Bu şey Evet. olan havaalanı değil mi? Dünyanın en büyük havalimanı Almanlar Evet. sınıf etmiyor. Şimdi Ve Rıza'dan bunu aslında şey göremez. yapacağım. Yani 170 lira teşekkür ederiz bu arada katkı Sağ içinde. olsun evet. Genel kariyer olarak veya Fener performansı olarak bu zaten işin asıl şey noktası bu. Yani Tabii ben abi. de Bülent abiyle aynı fikirdeyim burada. Şimdi burada çünkü David abi yandan bir sunum yüklemiş. Sunumun sonuna da koymuş bir şeyler yani. Evet. Çok Ben tarafsız sunumumu yaklaşmıyor burada yapayım. Evet. olaya. Ben sunumumu yapayım zaten sonra çıkacağım abi. Belki Ha, katılamayacağım. evet David abinin işi Çocuklara var ben bakıyorum çünkü. çünkü bugün. Ondan sonra Vah siz vah çok kapışın iyiymiş. abi. Senin çocuklar da bayağı ufak zaten. Evet. Abi ne El yapayım? kadar Yemek çocuklar. yapmak lazım. Anaları Türkiye'de. Ben de burada tek başıma bakıyorum. Evet abi. Şimdi ilk slaytı açtık. İlk slaytta gördüğümüz üzere Türkiye'ye kaç farklı ülkeden yani pardon Fenerbahçe'ye kaç farklı ülkeden oyuncu geldiğini gösteriyor da ben buradan göremiyorum slaytı abi. Dur bir dakika. Çok küçük Ya geliyor. ben söyleyeyim abi. Küçüktür bu şeyde böyle. Okey gördüm En gördüm. çok Evet. Brezilya'dan En çok gelmiş 23 Brezilya'dan. oyuncuyla. Sonra Yugoslavya 18. Yani dağılan Yugoslavya olarak bunu alabilirsiniz. Sonra Ondan sonra Hollanda, sonra Almanya 10. Danimarka, Senegal, Yunanistan'dan 6 oyuncu gelmiş. O enteresan geldi bana. Ben o kadar Yunan oyuncu hatırlamıyorum Fenerbahçe tarihinde. Yani Pelkas'ın dışında kimler vardı şeye gelen, Fenerbahçe'ye gelen Bunlar Yunan oyuncu 59 olarak? öncesi falan olabilir abi bazıları. Evet. Ha, olabilir. Çünkü son dönemde çok hatırlamıyorum. Bir de şimdi Romanya milli bir ara. takımına göre mi seçiyorlar? Onu da anlamadım. Hayır bu Şimdi bütün oynayan resmi oyuncular abi. Fenerbahçe'ye gelen toplam tamam, 166 hayır, tane yabancı oyuncunun oyuncu var bugüne kadar. nesnelitesini milli takıma göre mi seçiyorlar? Onu diyorum. Mesela İşte şimdi mesela Mesut'u Almanya'da Alman mı seçtin, Alman Türk mü mı seçtin? Türk mü? Ferdi Alman mı, Hollandalı mı? Şey Türk mü, Hollandalı mı mesela hani Abi bu gibi. kriterde eğer herhangi bir Türk vatandaşlığı varsa direkt eliyor bunu.
Anlatabiliyor muyum? Ya da yanında çift yazıyor. Mesela Uçe'de yazdı. Biraz sonra göreceksiniz Uçe'de. Hem Nijerya bayrağı var hem Türkiye bayrağı var. Öyle bir şey olsa çift bayrak geçebilir burada muhtemelen. Neyse, bunu geçeyim. İngiliz'de 3 tane oyuncumuz varmış zamanında. Ben Atkinson hariç hatırlamıyorum mesela. Fransız da çok hatırlamıyorum. Neyse, devam ediyoruz. Bir sonraki slide. Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcular. 1959 ve 2022 arası zaten tartışmaya bile gerek yok. Alexis Souza bir numara. Sonra Elvir Boliç. Sonra Musa Sow. Nobre. Hoydonk. Okaça diye gidiyor. Bir Yalnız numara enteresan bir derken şekilde ikincinin iki katı yalnız onu belirtelim. evet ama şimdi mesela verimlilik olarak baktığın zaman da Marcio Nobre ve Pierre Van Hooijdonk belki de en verimlileri. Yani bir maçta gol atma yüzdesi olarak. Gerçi onların mevkisi de ikisi de santrafordu yani. Şimdi Alex daha çok santrafor arkası oynayan bir oyuncuydu. Onun bu yüzdeyi yakalaması tabii ki çok büyük başarı. Ama Nobre ve Hoydonk da çok verimli oynamışlar zamanında. Ki Robin van Persie bile yani 0.44, o da iyilerden bir tanesi. Ne yazık ki yararlanamadığımız değerlerden bir tanesi. Devam edelim abi. Süper Lig'de en çok maç oynayan yabancı oyuncular. Alexis Souza, Uche, Aurelio, Baroni, Lugano. Ben size bir şey soracağım. Burada Josef hariç diğerlerinin ortak özelliği nedir? Söyleyeyim bakalım. Joseph hariç. Evet. Hepsi Fenerbahçe'de Diğerlerinin ortak şampiyonluk özelliği. gördü. Ha. Yani bu da belki de bir ölçü olabilir mi bilmiyorum ama yani bazı Fenerbahçe'de sembol olmuş bu kadar çok maç oynayan oyuncuların belki de takımda olmasının şampiyonluğa nasıl bir yararı olabileceğine dair belki ufak bir çıkarım yapabiliriz buradan diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Bu Fenerbahçe tarihinde en baştan beri oynayan yabancı oyuncuların listesi. Toplam 166 tane oyuncu gelmiş bugüne kadar. Zaten o Evet, Yunan bu oyuncuların çoğu gördüğünüz gibi en başta. 1913'lerde. Evet. Sonra Yugoslavlar geliyor. Romanlar, Yugoslavlar işte 1966'dan 1985'e kadar, 88'e kadar hatta hep Yugoslavlar geliyor. Sonra 88'de ilk Alman değil, Ya. 3. Alman oyuncumuz geliyor. Schumacher. Ne oldu? Gençlere tabii Dedin de söyleyelim. ürün yerleştirme Eskiden yapayım abi. Yugoslavya dedin ya. yabancı sınırı çok yani düşüktü. Bir iki kişi Üçtü yanlış gelebiliyordu. O yüzden hatırlamıyorsam. evet. Bir. Uzun yıllar birdi. Yarın bir şey diyeceğim abi. Diye bir olayı tıp kongresine çevirdim babacığım. Sunum üstüne sunum, sunum üstüne Tamam sunum. abi. Bitiyor zaten. Bitiyor. Devam ediyorum. En çok Sonra kullanılan antisimmemnetik ilaçlar falan anlatır gibi ya. Tamam hadi bağla oğlum. nereye? Mesajın ne Tamam. yani? Onun mesajım şu. Tarih boyunca belli bir ülkeye mail etmişiz. Tamam mı? Mesela bak bir ara bu 2000'lerde hep Brezilya oyuncular getirmişiz. Sonra Afrikalılara yönelmişiz biraz. Ve en sonunda işte artık nereden gelirse almaya başlamışız. Bu şekilde bu mavi olanlar da zaten şu anda hali hazırda Fenerbahçe'de forma giyen yabancı oyuncular. Ben fikrimle kapatıyorum zaten. Başka da bir şey Ha, bana yapmıyorum. bunlarla Vaktim gel abi. Program Ya, kapansın abi işte. aynen. Adam söyleyecek her şeyi söyledi. Beni boşuna yormayın. Ya Bak ben de çıktım ne yandan boşuna çıkardım buraya ya. bak yandan Alper yazıyorsun. Kriter yetenek mi, başarı mı? Orası çok su kaldırır diyorsun Alper. Yarın seninle Sonuna gelir. programım var. Bak bir daha düşüneceğim seninle program yapmayı Alper. Yani Alex de Souza'yı tartışıyorsun. Kriter miymiş, yetenek miymiş falanmış. Yine çok su kaldırır. Alexis Kaldıracak. yarın Ben hiçbir şey Usta'yı kaldıracağım kaldırmaz. şimdi. Bekle Alex birazdan saçma kaldıracağım Usta kaldırmaz resmini ben. kardeşim. Kaldırır. Öyle bir Yarın bu kaldırır ki arada arkadaşlar. reklam yapayım. Radyo Gol'e bekliyoruz 8-10 arası. Fenerbahçe Lipkowski, Alper Çapanoğlu ile tüm ligi konuşacağız. Normalde benim bugün kalan 8 maçın istatistiğini çalışmam gerekiyordu ama Bülent'e laf yetiştirmek için onu yarın Ya. yapacağım. Şunu Bülent abiye vereceğim. Çünkü şu an söz savunmaya geçti. Yani burada Daha bakamayayım lan. yok abi yani David abi direkt net bir şekilde fikrini ve rengini Ha, ortaya koyduğu için doğru. hakkaniyet gereği sana geçmesi gerekiyor şeyin Eyvallah. Son bir yani şey David sıranın. onu söyledi evet. Ama şu bir önce şu soruya bir cevap alabilirsek Allah o Everton'un belasını versin ona. O Everton'u yöneten futbol al o Everton'u yöneten futbol aklının bip bip yani ne koyarsanız koyun buraya abi ya. Oğlum dün gece Ulan zaten küme düşüyor takım. Dün gece Küme Everton'un bir düşüyoruz. space odası vardı. Oraya katıldım.
Dedim ki merak etmeyin, sizi relegation'dan yani küme düşmekten kurtarır dedim. Çok ümitlendiler. Zaten 6 aylık sözleşme vermişler. Sonraki seneye opsiyon koymuşlar. Ya şimdi bizim rakibimiz tabii Furkan'la. Biz küme düşsünler isteriz aslında. Yani bizim için biz yani Mercy ama artık rakibimiz olarak de değil gayet de. Mutluyuz bundan yani. Furkan bu seçimden. Çok rakibimiz de değil artık be. Yazık be. Olsun abi. Ebedi bir rekabet var ortada yani. Ama şöyle diyor. Bülent onlar da, herhalde onlar da öyle diyordu. Kümede kalırlarsa profil fotoğrafını Pereira yapacak. Şöyle diyor. Ya hani ben bir de bir şey söyleyeceğim abi bak. Ben Pereira'nın yerinde olsam mesela açık söyleyeyim o kadar bak buradan bile belli herifin ne kadar kafasız oldu. Gidilir mi lan bu devirde Everton'a? Premier Lig kurulduğu günden beri düşmemiş takımı düşürmüş adam olarak tarihe geçeceksin lan. Bu arada buna benzer bir saçmalığı 1860 Münih'e giderek de yapmıştı. Onun da durumu şeyken abi, gitti düğün kurtaramadı herifleri. Bundesliga kurulduğunda Bayern Münih yoktu. 1860 Münih vardı. O kadar köklü bir kulüptür. Bayern Münih sonradan girdi. Düştüğü güne kadar Bundesliga kurulduğu günden itibaren hiç düşmemiş tek bir kulüp vardı. O da şanlı Hamburg'umuzdu. Onun da içine ettiler. O yüzden lakabı dinozordur. Tamam mı? Çünkü herkes gitti, düştü. Herkes düştü. Veya işte Bayern Münih sonradan geldi falan. Bir tek Hamburg ilk günden beri vardı. Onu da kötü yönetip yok Klopp görüşmeye, mülakata yırtık kotta gelmiş yok bilmem ne diyerek tamam mı? Abuk subuk yönetip o kulübü de batırdılar. O da şimdi kaç yıldır işte ikincilikte debeleniyor. Ondan sonra şimdi Everton'ımızı da son tabuta çiviyi çaktılar. Getirdiler babayı. Ondan sonra adam yönetmeyi, insan yönetmeyi bilmeyen, psikoloji yönetmeyi bilmeyen adamı getirdiler oraya. Tamam velet daha ne amin abi. Bilal bir şey soracağım. Niye Everton'a old lady diyorlar? Ne diyorlar? Old lady. Benim bildiğim kadarıyla şeyden daha önce kurulduğu için. Liverpool'dan daha eski olduğu için. Tabii. Okay. Bu arada Liverpool'dan daha eski. Tabii herkes Liverpool'u asıl o şehrin takımı zanneder. Liverpool'un kaburgasından çıktı yani ama işte bu sonra bu. Şimdi kaburga falan Allah şey yapmayalım ha. Boynuz kulağı. Bir şey kabul etmek Almanya'nın lazım. Almanya'nın en çok taraftarı mesela Schalke'dedir. Schalke de düştü. Yani Everton da düşer mi düşer tabii. Yapacak bir şey. Atletico Madrid de düştü. Yani. Yani bak Galatasaray'da düşüyor. Atletico Madrid düşüyor. Baktığın zaman herkes bu biz de ikisi Galatasaray düşmeyecek ya. Yani düşmez. Biz de yaşadık onları 2 sene önce. Radyo Gol'de Galatasaray'ın verileri yok. Falan iyi düzelmeye başladı. Galibiyet alamıyor. Öne geçince skoru koruyor mu falan Galatasaray kalır ligde. Galatasaray düşecek kadar da kötü değil abi. Değil zaten iyileşmeye başladı oyunu. Onda bir sıkıntı olmaz. Hoca gelince yani. Takımın başına fark ediyor işte şimdi. Evet, neyse. İlk kere falan. Yani. Onları siz yarın Alper'le şeyde konuşursunuz abi Radyo Gol'de bize dinleriz yani. Evet. Şeyle ilgili Alex'le mi ilgili konuşacaksın yani Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hakkında yoksa bir alternatifin mi var Bülent? Hani başka birini mi anlatmayı? Abi Everton programında yanlış mı geldim? Ben Everton'a ya. Geldim. Bülent de ilk maça gidip 4-4-2 diye bağıralım bir tora. Abi Vitor'un tek şansı var. Everton'da yıldız mıldız yok abi. Dandirik futbolcuları koydular oraya. Tamam mı? Bu da onları deli daha gibi koşturarak belki bir şansı olabilir işte yani. Bir de Richarlison'la aynı dili konuşuyor. Bunların elindeki tek iş yapar adam Richarlison belki oradan tabii. Bir şey çıkarabilir. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bir ben sen söyle abi. Tottenham. Maalesef Tottenham'da David abiniz. Yani... Ya Tottenham. Hayır stat mı uzak sana? Niye Tottenham anlamadım ama. Tottenham'ın ben... yakın burada. Ha gerçi yeni stat yakın doğru. Tottenham'ın şöyle bir şey falan seviyordu. Çocukluktan Lineker'i falan seviyordu kesin. Yok ben daha eski mesela bak Tottenham'dan ben Ardiles oynadı abi. Benim için Falkland Savaşı'nda bir Arjantinli İngiltere'de yani. Şimdi bu ben bir de Harry Kane'i seviyorum. Neyi? Harry Kane'i seviyorum. Harry Kane'i sevmeyen olsun oğlum. Adam hem gol hem asist kralı oldu. Kim gibi? Tıpkı Alex. Gibi yani. Tabii, öyle tabii. Bir komple futbolcu işte Harry Kane abi. O, neyse. Gireceğiz oralara. Niye girmiyoruz şimdi, abi? Hala tuttum falan. Hadi girelim abi. Boş ver. Şimdi İngiltere'de için her program yaparız. Abi. Bülent şimdi abi bak. Başlık. Bu arada orada yapacağız. Bunu. Biliyorum. Bir kere şu şeyi bir kere bir yani parametresini oturtmamız lazım abi. İyiden kastınız da ben mesela herkesin anladığı bir şey var tamam mı? Mesela benim iyiden anladığım şey adamın Allah vergisi nasıl derseniz artık fabrika çıkışı, doğuştan gelen donanımları, yetenekleri. Benim iyiden anladığım bu. Yani hani bu şeyler de var ya abi bilgisayar oyunlarında, futbol oyunlarında adamın hepsine bir özelliğine puan veriyorlar. 100 üzerinden 90 aldığı var, 100 üzerinden 65 aldığı var. Bunları topladığın zaman mesela 10 parametre, 10 kritere göre program bir şey puan veriyorsun adama. Bunların toplamı doğuştan en yüksek olan adam benim gözümde en iyisidir.
Fakat bu o adamın bu sadece futbol için veya spor için geçerli değil, hayatın her alanında, iş hayatında, profesyonel hayatta da geçerli. O adamın en yüksek performanslı, en başarılı olacağının garantisi değildir. Yani ondan daha düşük puana sahip, ondan daha düşük yetenek şeyine sahip, çıtasında olan bir oyuncu gelip daha yüksek verim verebilir, daha yüksek katkı verebilir, daha başarılı olabilir. Bunu bir kere ayırt edeceğiz yani. En iyi dediğin, yani benim iyiden anlayacağım, yani ilk anda aklıma gelen şey bu. İyi dediğin adam nedir biliyor musun abi? Adam doğuştan, futboldan bahsediyorsak, topçu doğmuştur abi. Adamın özellikleri var. Doğuştan gelmiş. Bunları geliştiriyor, ediyor, başka bir şey. Ama bazı şeyler var ki istediğin kadar uğraş geliştirmek için doğuştan yoksa olmaz. Şimdi ben bunu geçen gün Twitter'da da söyledim. Yıllardır da söylüyorum. Alex tabii ki son derece yetenekli. İşte ayağı olsun, futbol zekası olsun, oyun görüşü olsun, çok üst düzey bir adam. Yani Alex'e kimse yeteneksiz falan demiyor. Bir kere önce bir bu şey, ne derler ona, bu algı karmaşasını düzeltelim. Yani benim Alex'in yeteneğiyle falan bir şey haşa demiştim, yok Alex yani. Ama benim söylediğim iki tane şey var. Birincisi, doğuştan gelen kabiliyetleri itibariyle Fenerbahçe'ye gelmiş en iyi, en yetenekli oyuncu Alex değildir. Mesela Anelka Alex'ten daha yeteneklidir abi. Anelka gayet problemli, profesyonellik düzeyi tartışmalı, böyle polemiklere meyletmeye müsait, çalışmayı da çok sevmeyen bir adam olduğu halde atladığım varsa Anelka'ya abidik gubidik diyorsa o ekinin kendi derdi. Atladığım varsa siz hatırlatın, bak bu kadar bir CV'den bahsediyoruz. Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Juventus, Paris Saint Germain. Ve bu adam arada çok üstlü. Baltın baltın falan şeyler var, küçükler var. Tamam ama bir de en babalarını sayıyorum. Ve bu adamı bence hep iddia ediyorum. 25 yaşında sağlıklı, fit bir Anelka'yı transfer etmek bence Fenerbahçe tarihinin en büyük, en sükseli transferidir. Şimdi bu adamı herhalde kara kaşının, kara gözünün hatırına veya Türkiye'de çoğunlukla işlerin yürüdüğü gibi torpille falan bu adamlar almadılar abi. Bu adamları bu kulüpler dediğin gibi her an su kaynatmaya müsait bir adamı herhalde keyiflerinden almadılar. Var bir şey bu adamda değil mi yani? Ha sen tabii ki şimdi, ama işte dediğin gibi doğuştan yetenek olarak Anelka Alex'in önündedir. Alex, bak tekrar ediyorum. Bu saydığım Anelka'nın oynadığı kulüplerden herhangi birisinin Alex için Fenerbahçe'nin kapısını çalmışlığı var mı abi? Alex'e mesaj çekip ya bize gelmeyi düşünür müsün demişliği var mı abi? Var. Kimin? Real Madrid. Ne zaman? Fatih Altaylı'nın söylediğine göre bize gelmeden önce Alex'i Real Madrid istemiş. Ben ama sorumda ne dedim? Fenerbahçe'ye geldikten sonra dedim. Bülent, sana bir itirazda bulunabilir miyim? Ben bir buyur hadi bakalım. Gene konu dağılacak. Bence eğer Allah vergisi bir yetenekten bahsediyorsan, Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en şey adam, yetenekli adam bence budur abicim. Bak paylaşıyorum. Orta kayıbı göstereceksin. Evet abi. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Ben bitirmediğim için araya girdiğim için. O kaç adım? Abi 7 aylık. Ya, anladım. 7 aylık gibi gene ben bitirmeden girdiğin için konunun içine ettin. Şimdi bak abi. Dolayısıyla bak ne diyorsun, lafımı unutturdun abi. Şey, darbe yapan Levent Kırca gibi oldum abi. Oradan giriyor, buradan çıkıyor. Patron olmadı adam. İstediği zaman girer çıkar. Evet. Şimdi dolayısıyla Alex fena, benim bildiğim ki bu arada sen söylediğin şeyi bak Fatih Altaylı dışında ben hiçbir şeyden duymadım. Bir tek o söylemiş diyorsun. Ben onu da duymamıştım. Yani Real Madrid istemişti, niye alamamış? Adam parmada aldı. Alex Fenerbahçe'ye gelmez, kandırmayın Fenerbahçe'yi demiş. Evet. Real Madrid evet. Balım istedi, alamadı. Barcelona bunun peşinde diye yazmış adam. Ben de diyorum Barcelona ki sana. Türkiye'nin, Alex kendi da yazdı Türkiye'nin bu arada. Saygı duyduğu bir televizyoncu, gazeteci. Ben bir şey demiyorum. Ben şahsen adamın sevmiyorum. Avrupa kariyeri Fenerbahçe dışında yani. 6 aylık Parma macerasından ibaret. Orada da oynayamadı. Yarım sezonda geri döndü abi. Yani Barcelona alamamış, Real Madrid alamamış, Parma mı almış? Ve gitmiş gördük işte abi. Parma'da ne yaptı abi adam? Senin adamın bak, diyor oğlum, gazeteci diyor. Sen gazeteci değil misin? Neyse şimdi o konuya girme. Burak Yılmaz'a teşekkür ediyoruz bu arada. Burak. Şimdi tekrar söylüyorum. Alex Fenerbahçe'ye madde madde gelirim. İnsan kafası karışmasın. Bir, gelmiş gitmiş en verimli, en istikrarlı. Kaç? 7 sezon mu oynadı Fenerbahçe'de abi? 8 mi?
Bilmiyorum. 7-8 sezon. Saymıyorsun. Son sezonunu saymıyoruz zaten. Tamam. Toplam 7-8 sezon diyelim. Her bu sezondan hemen hemen hepsinde 3 aşağı 5 yukarı aynı performansı vermiş. Kesinlikle ve kesinlikle son derece yetenekli. Kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'de gelmiş en başarılı, bak en başarılı yabancı oyuncu Alex'tir. Ama doğuştan yetenekleri itibariyle Alex'ten daha iyileri gelmiştir. Okaça az evvel gösterdi ya, bence Alex'ten daha yeteneklidir. O yüzden de zaten Okaça'yı sonradan hem Premier Lig'de hem Paris Saint Germain'de adamı aldılar götürdüler. Alex bu kadar skor üretirken, bu kadar asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde vesaire Fenerbahçe'yle vitrine çıkarken hiçbir üst düzey kulübün, hatta üst düzeyin bir altı kulüplerin, mesela işte David'in, Tottenham'ın falan bile ilgilenmiyor olmasından bir işkillenmeniz gerekir. Çünkü Alex old school bir 10 numara. Hatta 10 numara da değil. Alex shadow striker dedikleri İngilizlerin gölge forvet tipinde. Kendisi oynarken de, şu anda zaten tamamen kalktı da, kendi oynarken de büyük oranda tedavülden kalkmış tipte bir 10 numara. Niye tedavülden kalkmış? Mesela Mesut Özil dediğin adamı atıyorum 4-2-3-1 oynuyorsun değil mi abi? O arkadaki forvetin ya santraforun arkasındaki üçlünün 3 pozisyonunda da oynatabilirsin. Alex'i hiçbir şekilde sağda veya solda oynatamazsın. Alex tek pozisyonda oynar. Oyun metrajı bellidir. Oyun temposu bellidir. Atletik özellikleri son derece kısıtlıdır. Ben yazı yazdım Alex için Casablanca'ya diye. Çünkü aynı Casablanca filmi gibi adam. Efekt yok. Anlatabiliyor muyum? Tempo yok. Şey yok böyle, ne derler ona, teknik bir şey yok. Ama teknik derken yani efekt anlamında teknik bir şey yok. Adam pür oyunculuk. Ama eski, old school. Anlatabiliyor muyum? Toni Kroos gibi değil mesela. Yakın zamanda mesela Toni Kroos'tu modern 10 numara tanımı. Dolayısıyla Alex tedavülden kalkan özellikleri nedeniyle de atletik beceriksizlikleri, atletik yetersizlik, sürat, şu bu. Ama o yazıda söyledim. Mesela sürat eksikliğini düşünce hızıyla kapatan bir adam. Herkesten daha çabuk düşünüyor, daha önce düşünüyor. Ayağına düşündüklerini yaptırabiliyor. Ama Alex Okaça'nın bence Ortega'nın ne derler ona, Anelka'nın, bak sadece benzer mevkilerden gidiyorum. Yani diğer mevkilere gelirsek Roberto Carlos falan da var. Bugün dünyada 100 kişiye sor. Dünyanın istediğin ülkesine git, 100 kişiye sor. Tüm zamanların en iyi sol beki kimdir de 80'i Roberto Carlos der. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye gelmiş en donanımlı, en yetenekli adam Alex değildir. Ama en başarılı, Fenerbahçe'de en yüksek performans vermiş, Fenerbahçe'yle en iyi doku uyumu yakalamış ve Fenerbahçe'de en istikrarlı olarak başarılı olmuş, verimli olmuş adam Alex de Souza'dır. Bu ikisini insanlar karıştırıyor. Ben en iyi deyince en yetenekli anlıyorum. En yetenekli Alex değil. Ama en başarılı Alex. Yani şimdi Erol'a geçeceğim ama bak burada Abdülkerim'e teşekkür ediyoruz desteği için. Soru da aynı zamanda gönderdi bize. O da diyor ki Alex büyük futbolcu değildi. Türkiye Ligi'nde muazzam performans vermiş bir futbolcuydu. Bunun dışında dünya yıldızı asla değildi. Diego bile daha büyük. Çok pardon. Erol'a pencere açmas açısından bunu Twitter'a da yazmıştım. Önemli bir ayrıntı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Alex'in kendisinden daha yetenekli olduğunu düşündüğüm, kendisinden daha kariyerli olan Mesut, Okaça, kim derseniz, Anelka, aklına kim geliyorsa Carlos, hep o oyuncularına ayıran bir özelliği var. Yani bu çok önemli bir şey. Alex kadar o mevkide oynayıp skor yapan bir oyuncu yoktur ve olmayacaktır. Bak Alex'i bence bütün benzerlerinden ayıran en büyük özelliği bu. Bak bence mesela açık söyleyeyim. Bence Hacı Alex'ten daha donanımlı bir oyuncu. Ama Hacı hayatında o kadar skor yapamaz. Kimi sayarsan say. Bak Fenerbahçe'ye gelmiş, Türkiye'ye gelmişlerinden bahsetmiyorum sadece. Dünya futbolundaki 10 numaraları, dünya kakalar, makalar, kimi düşünürsen düşün. Alex kadar skor üreteni gelmedi, gelmeyecek. Alex kendi mevkisinde oynayıp da Türkiye'de iki kere gol kralı olmayı başarmış bir adam. Yani bu olacak iş değil. Benim diyen santrafor bunu yapamaz. Onu söyleyeyim. Alex'in böyle bir ekstra özelliği var. Bunu bir kenara koyalım. Bunu hep söylüyorum ve yıllardır savunuyorum bunu. Alex inanmaz bir skorer. Bülent Okaça demişken bunu hatırlayalım mı? Gehen Sie den Ton des Fernsehers lauter. Kommen Sie nah an den Monitor ran. Çok duruyor abi. Çok duruyor. JJ Okaça. Immer noch. JJ Okaça. Sen bana bunu niye gidin at, ben halledeceğim bunu abi. Okey. Oliver Kahn'ı ben de ki. Onu ben halledeceğim sana abi. Bir şey var Erol. Onunla birlikte birleştir istersen. Şimdi bu Alex Diego mevzusu da var. Bir de ta Avustralya'dan bir soru gelmiş bize bak. Löw'de gelirse Mesut gibi olacak demiş.
Löw'ün kariyeri de inişte. Yıllar önce inişe geçmiş bir kariyer diyor. Bize winner bir teknik direktör lazım demiş. Hatta işte mesela onunla ilgili birkaç yorum daha vardı. Alex mesela winner miydi abi sence? Ha, geldi yani şey karakter miydi olarak ya? Winner ha. Karakter miydi yani? Şuradan gireyim. Geçmişinde daha önce Şampiyonlar Ligi çeyrek finali var mı? Yok. 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 Senin geçmişinde Alex'in oynadığı dönemdeki derbilerde Galatasaray'a ve Beşiktaş'a üstün olduğun kadar üstün olduğun bir dönem var mı? Lefterler dahil. Can Bartular dahil. Aklınıza 88-89-103 gol atan takım dahil. Yok. Yok. En bu adam, şey baskın olduğumuz dönem o dönemde evet. Bu adam Daum'la şampiyon oldu mu? Oldu. Bu adam Zico'yla şampiyon oldu mu? Oldu. Bu adam Aykut Kocaman'la şampiyon oldu mu? Oldu. Bu adamın oynadığı bütün sezonlar içinde, bak bütün sezon 8'leri Bülent saymadım ya 8'dir ya 9'dur. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içinde olmadığı sezon sayısı kaç biliyor musunuz? Bir. Aragones. Bir. Şimdi bak Aragones. Bu anlatıyorsun ya Anelka şöyledir, o böyledir, bu böyledir. İşte bir Real Madrid'e gitmiş, öbürkü Diego yok. Atletico Madrid'deyken Barcelona'ya çok güzel gol atmış falan. Bunların hepsi bir kere bahsettiğiniz takımlar zaten çok büyük takımlar. Bir sürü oyuncusu olan, bir sürü işte imkanı olan vesairesi olan takımlar ve bir şekilde bir yerlerde oynamış. Daha önce Şampiyonlar Ligi işte görmüş bilmem ne yapmış takımı. Alex neden bütün bunların hepsinden çok daha büyük futbolcu biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin çapını değiştirdi. Yani winner diyorsunuz ya siz. Alex'in Fenerbahçe'de oynadığı o 8 senelik winner'lığı bak bir 8 senedir yaşayamıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Derbilerde gelen giden tokatlamaya başladı. O 20 senelik seriler gitti. Şampiyonluk yarışına zor giriyorsun. Giremiyorsun. 3 senede bir kere girdin. Değil mi? Onda da 3. oldun. Bak hepsi Alex gittikten sonra. İşte Alex'i zaten bu saydıklarınızdan farklı oyuncu yapan şey Hacı hariç. Hacı'yı anlatacağım şimdi. Yani o işte Ortega'lardan. Ortega'nın hayatında böyle başarılı bir dönem yok. Geç. O koça zaten. Psikolojik sorunları var çünkü. O koça zaten çok hani büyük takımlarda da oynamadı. Hull City'nin, Bolton'un falan oyuncusu oldu. Harbi sence ben büyük değil mi abi? Mesut gittiği her yerde Real Madrid, Mesut'tan önce de çok büyük bir Real Madrid'di. Orada zaten yıldız değildi. Ronaldo'su vardı, bilmem nesi vardı. Arsenal'de zaten gitti. Arsenal daha önce şampiyon olmuştu. Mesut da şampiyon olamadı falan filan. Anlatmama gerek yok yani. Mesut'tan önce Arsenal Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı ama Mesut'la öyle bir şey yok. Örnek veriyorum. Başka kimi saydınız bilmiyorum ama Diego yani bir Atletico Madrid falan var. Bir ara şeyde iyiydi. Ondan önce Almanya'da yanlış hatırlamıyorsam Wolfsburg'da falan iyiydi. Ama yani bir şey yok. Şimdi Alex yani bu etrafınızda şu durumda hala gördüğünüz Fenerbahçeli çocuklar var ya bak o çocuklar Alex sayesinde Fenerbahçeli. Başka türlü şu an sen Beşiktaş'ın altına düşmüştün taraftar sayısında. Yani Alex senin yakın dönemki bak yakın dönemki başarının mimarı tek başına sana çağ atlatan adam. Ben bunun üstüne hani winner mı diyorsun ya Fenerbahçe'nin bir V'si varsa şu an herhangi bir yerinde bir winner'lık dönem varsa o zaten Alex'in dönemi. Alex gittikten sonra geçmiş olsun. Bir tane şampiyonluğum var. İşte Ersun Hoca'nın o da kayıtlar sovlar falan bir araya geldiği için MRL'eşler, Emre'nin en iyi dönemi işte falan filan öyle bir kadroyla ancak bir kere şampiyon olabildin. Ondan sonra geçmiş olsun. Zaten bir daha hiçbir şey göremedik. Ve sürekli inişte. Şimdi istatistikten hani bahsetmeme gerek yok. Zaten Bülent söyledi. Türkiye lig tarihinde böyle bir istatistik var mı? Gol artı asist olarak. Bana bir oyuncu söyleyin. Herhangi bir benim oyuncu. Benim hatırladığım yok abi. Bilmiyorum. Çok atıyorum, eskilerde Elhan belki vardır da. Atıyorum Snyder. Atıyorum herhangi biri. Fenerbahçe'de 241 maça çıkıyor ligde. 136 gol atıyor, 109 asist yapıyor. İkisini topladığın zaman ne yapıyor biliyor musunuz? 245.
maç başına birden fazla gol katkısı var. Herhangi bir tane böyle oyuncu var mı? Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Fenerbahçe'nin daha önceki tarihinde Rıdvan, Oğuz, Aykut yakalayabilmişler mi bu sayıyı? Bir Aykut maç başına birden fazla galiba. Gol katkısı. Bir maç başına. Yok. Onun değil. Yanından geçemezler. Tamam mı? Alex'i dediğim gibi tartışmak abes. Tabii ki biz bu programı tartışmak için yaptık ama yani Bülent'in işte söylediği şeyler için mesela fizik tarafı falan filan benim de hak verdiğim şeyler ama onlar detay. Yani sen şu an Fenerbahçe'den bahsediyorsan bak Fenerbahçe'den bahsediyorsan mesela Bülent'in o çok sevdiği 88-89 takımı var ya onların toplamından daha büyük faydası var Alex'in bu kulübe. Bak 11'inden de. Oğuz, Aykut, Schumacher'den fazla. Eminim toplamda da fazla kupası vardır. Anlatabiliyor muyum? Kazandıkları kupadan fazla kupa kazanmıştır Alex. O kadronun kazandığından. Şimdi bunlara baktığın zaman abi Alex Allah'ın bir lütfu normalde senin zaten o adamı bulup yani keşfetmen, getirmen falan büyük şans. Bak büyük şans. Burada Alex'ten çok daha hani Bülent'in bahsettiği Allah vergisi yetenek var ya. Hani daha iyi çalımcı Alex'ten, daha iyi işte sprinter Anelka gibi. Ne bileyim işte Ortega gibi daha belki şey top kontrolü, first touch falan daha iyi Alex'ten diyelim. Oyuncuları zaten yok etmişin. Hiçbirinden bir fayda görememişsin. Anelka'nın yanlış biliyorsan bir şampiyonluğu var. Bir de o son kaybettiğimiz sene oynadı. Tamam mı? Üçüncü sene oynadı. Sonra gitti zaten. Zico'yla iki antrenmanı çıktı bıraktı gitti. Ortega zaten yarım sezon oynadı. Dayanamadı. Yani senin Alex'i burada tutman ve bunun bu kadar büyük bir başarıya dönüşmesi. Bak bu başarıyı ancak işte bittiği zaman anlıyorsun. O zaman içindeyken diyorsun ki ya her sene şampiyon olmuyoruz ki ne var yani Alex'in. Ne oldu gittiğinden beri hayat hiç Alex'iymiş gibi geçmiyor. Acaba diyorsun Beşiktaş'ı yenebileceğiz mi? Acaba diyorsun Galatasaray'ı yenebileceğiz mi? Acaba bir ne var? Şimdi Alex'in Frikik'ten çözdüğü derbi var mı? Var. Son dakikada attığı var mı? Var. Hat-trick yaptığı derbi var mı? Beşiktaş deplasmanı İnönü'nde. Saysanız o şeylerden, Ortega'lardan, Ekler'den bir tanesinin hat-trick yaptığı derbi. Kezban'ın. Şu hatırlamıyorum. Daha sayayım mı oyuncu? Mesut zaten imkanı yok da hani golcü değil. Alex golcüydü. Şimdi Alex böyle bir adam. Alex yani sen Fenerbahçe ile ilgili pozitif, olumlu konuşabileceğin toplam 10 tane konu varsa zaten 5'i birebir Alex'in sayesinde. Kalan 5'i de senin tarihinin toplamı sayesinde. Yani Lefterler, Can Bartular, işte Rıdvanlar, Aykutlar falan sayesinde. Öbür 5'i de Alex sayesinde. Öyle bir adam. Tamam mı? Şimdi bu adam Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olmuş mu? Şampiyonlar Ligi. Dikkatinizi çekin. UEFA değil. Asist kralı. Olmuş mu? Olmuş. Golünü çakmış mı? Çakmış. Uzaktan çakmış mı? Çakmış. Kafayla çakmış mı? Çakmış. Ayakla çakmış mı? Çakmış. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde en son gol atan futbolcunu kim hatırlıyor musun? En son Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımızda PlayStation 2 vardı piyasada. Anladın mı? Sen Alex'ten sonra Şampiyonlar Ligi'ne bile gidememişsin. Hani bırak şeyi Şampiyonlar Ligi'nde bir şey başarı falan filan kazanmayı. Hadi onu da geçiyorum. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim size. Biz Alex gittiği sene UEFA'da yarı final oynadık değil mi? Alex gittiği sene yarı final oynadık UEFA'da. Onda da Alex'in golü var onu biliyor musun? Ben İlk Marsilya maçında golü var. İlk gruptaki Marsilya maçında Alex'in golü var. Oyundan çıkardı 2-2 oldu. Dolayısıyla Alex yani bence Fenerbahçe tarihi için tartışmaya hiç ne yok yeteneğiymiş. Yetenek konusunda da bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani azdır çoktur o sayılan isimlerden tekrar söyleyeyim Allah vergisiymişiz zaten de. Hani biz ne yetenekler var ona bakarsan George Best yani. Pele'den Maradona'nın iyiydi diyorlar da göremedik izleyemedik adamı. Adam sürekli alemdeymiş. Alex 2-3 kişiyi çalınlayıp orta sahadan slalomla gol attı mı? Attı. Röveşata ile çaktı mı? Çaktı. 30-40 metreden çaktı mı? Çaktı. Değil mi? Yani bir futbolcunun daha iki Inter ceza sahası içinde çalımla adamı bakkala gönderip asist yaptı mı? Yaptı. Şampiyonlar Ligi maçında.
Daha bir önce yani yeteneğiyle ne katabilir bir takıma? Çok merak ediyorum. Bunun hani şöyle bir kıyası olsa, ya biz ondan önce de vaktiyle bilmem nerede bilmem ne yaparken işte zaten bir adam daha vardı. O da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bizi çeyrek final oynatmıştı. O zaman da o 6 asist 3 gol yapmıştı mesela diyebileceğim bir adam olsa Alex'e karşılaştıralım. Yani Fenerbahçe'nin sadece ligde değil, bakın tekrar söylüyorum, Avrupa kupalarında istatistik, lig istatistiğini geçiyorum. Söylüyorum size, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi 25 maç 17 gol katkısı. Şampiyonlar Ligi elemeleri 15 maç 8 gol katkısı. UEFA Kupası 10 maç 5 gol katkısı. Avrupa Ligi 7 maç 5 gol katkısı yapan başka bir futbolcusu, herhangi buna yakın yüzdeli, Dirk Kuyt dahil, efendime söyleyeyim Musa Sow dahil varsa Alexis, şu ankileri zaten geçiyorum yani şu ankileri, hani Fenerbahçe'nin şu anki haline baktım da Alex zaten işte, Alex'i anlatan en iyi şey ne biliyor musunuz? Hiç kimse karışmadan, ağzını bile açmadan taraftar gitti Alex'in heykelini dikti. Çünkü Alex heykeli dikilebilecek tek futbolcu. Böyle istatistikler yakalarsan, böyle faydalar ortaya koyarsan, böyle Fenerbahçe'nin makus talihini değiştirirsen, Fenerbahçe'nin farklı farklı dönemlerde bu kadar hoca değiştirmesine işte bilmem neye rağmen düşmemesi. Ya adam 3 Temmuz'dan sonra şampiyon yaptı. Yani tekrar geldi. Dedi ki kardeşim biz dedi kafayı oynayacağız dedi. Şeyi gönderin dedi. Andre Santos gitti. Lugano gitti. Niang gitti. Adam sene o sene yine şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Ben gitmiyorum dedi. İkinci lige düşsek de ben buradayım dedi. Yani duygusal taraflarını geçiyorum. Yani duygusal işte bizi severmiş sevmez. Aykut Kocaman'la kapışması iyidir kötüdür falan. Onlar ayrı konu. O kısımlarına hiç girmiyorum. Çünkü saha dışı hani Türkiye sevgisi falan filan ayrı konular ama sırf saha içinde yaptıklarıyla ben 42-43 yaşındayım. Ben daha iyisini görmedim abi. Benim söyleyeceğim bu. Ben bu arada Jaco abinin sorusuna cevap vereyim. Alex bir veseli mi demiş. Cevabım Eda Erdem. Abi ona cevap veremezsin ki. Jaco güzel sormuş da yani Emel Armut bir şey yani. Karşılaştırması. Ben cevap veriyorum. Ben Jaco'ya cevap veriyorum. Ben Jaco'ya cevap veriyorum. John Stockton. O anladı. Yok yani bir heykel daha dikilecekse yoğurtçu, bu öncelikle Eda Erdem'in heykeli olmalı. Benim bu konudaki fikrim abi, sabit. Zaten mesele şu. Bizim kimin heykeli olduğunu düşündüğümüz önemli değil. Taraftarın toplanıp heykeli dikmesi. Tabii. Ben Alex heykeli dikilsin dedim diye kimse dikmedi. Taraftar toplandı dedi ki bizim bu herifin heykelini dikmemiz lazım. Genci, yaşlısı, işte ne bileyim kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu karar verdi. Diktiler, heykel orada duruyor. Heykel en iyi cevap bu tartışmaya. Çünkü yönetim bir kuruş para vermedi. Bak bu şey, rakamlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela iş hayatında da böyledir. Mesela bazen birileri gelir sana der ki işte böyle mağaza açacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Peki ne kadar para kazanıyorsun? Yok bir şey ortada. Ama bazen çok daha basit işlerle çok daha fazla para kazanabilirsin. Yani sonuçta sonuç önemli. Ve sonuç da önemli olduğu zaman ve sonuç odaklı olduğun zaman bir kere Alex bir numara. Hiç tartışmaya bile gerek yok. İkinci diyeceğim hani bazen diyoruz ya biz mesela aslında Bülent abi, Bülent ona da karşı mesela bu adaptasyon süresi diyoruz. Rossi'ye zaman verelim. İşte yeni giren oyunculara zaman verelim. Siz Alex'in ilk oyuna girdiği maçı hatırlıyor musunuz? Ben tabii. Dün gibi hatırlıyorum. İstanbul Spor maçı. 7. dakika mı neydi? Girmişti, topu ayağına aldı. İlk 3 kişiyi geçti, birinin üzerinden aşıttı, vurdu, gol attı. Yani iyi futbolcu. O ilk maçı değil yani. İlk golü. Karışırdın gene. Gene karışırdın. O ilk golü. İlk maçını atmadın mı? O ilk golü. Ondan önce Kadıköy'de oyuna girdi. Kadıköy'de oyuna girdi. Süper bir çalım attı. Tamam. Orta sahada. 3 kişinin arasından çalım attı evet. Ben ilk maçı sanıyordum. O zaman benim hatam. Ama çıkardım olarak... bakışı yayından ya. Böyle geliyor. İlk maç diyor. Şey ilk gol. İlk gol diye ilk maçı. Ondan sonra bana burada ders veriyor. Anlamadım ki ben bunu. Şey söyleyeceğim. Bu arada ikinci ya da üçüncü maçı orada. İlk golü de ikinci tabii. Üçüncü maçta geldi ya. Ben sonradan oyuna girdiği için ilk maçı gibi hatırladım ama tamam olabilir. Abi tam o zaman şu andakiler de öyle. İkinci maçında aslında razıyım. Atabiliyorlar mı? Neredeler? Abi sen şu an... Bak, abi şu an niye şimdiye döndük ya? Abi. O sen de bir tane yani. Alex olsa... Şu an bir tane Alex olsaydı... Yani Alex anlamında söylemiyorum. Yani Alex gibi gelecek
verim verecek işte bilmem ne yapacak falan filan bir oyuncun olsaydı. Sen şu an şampiyonluk yarışı konuşuyordun ya, Trabzon işte Galatasaray'ın iki penaltısı vardı onu vermediler yoksa biz liderdik, onu konuşuyordun şu an. Bak şu halindeki şu takımdan bahsediyorum. Kimin nerede oynadığı belli olmayan takım var ya. Herif tek başına sana 20-21 puan alırdı rahat. Bir olay daha var. Bülent'e katıldım. Belki de hak vermek için. Mesela bazı oyuncular ne kadar büyük olsa bile Fener bu oyuncuyla takım arasındaki uyum da önemli. Kimya önemli. Mesela bize çok iyi oyuncular geldi. Robin Van Persie kötü bir oyuncu muydu? Ama tutmadı yani kimya, anlatabiliyor muyum? Ya da başka oyuncular geldi. Gerçekten kalitesi yüksek bazı oyuncular geldi. Bak, katkı veremedi. Galatasaray. Ama Alex de ikimiz yazmış. Alex olmuş. Evet, Alex de Fenerbahçe'nin kimyası böyle H2O gibi tuttu. Bu kadar iyi bir kimya oluşturdu. Ve ondan sonra da bunun sonucunu aldık biz. Yani şimdi bak, bir şey söyleyeyim. Her zaman evet söyle abi. Dur şimdi. Not aldım ben buraya şimdi. Madde gideceğiz. Bir kere Erol'un söylediklerinin %80'i benim söylediklerimden farklı değil. Bir kere bana karşı argüman diye benim söylediklerimi söylüyorsunuz. Ama zaten benim söylediklerim onu en iyi futbolcu yapıyor. Sen de onun en iyi futbolcu olmadığını söylüyorsun. Evet, çünkü ben iyi başka bir yerden anlıyorum. O başka bir abi, şey. İyi başka bir şey değil. İyi Fenerbahçe'nin iyisidir oğlum. Dünyada hayır, iyi bir şey yok. O zaman ben, Messi Ronaldo. Ne demek öyle şey diyorum? Tamamen subjektif bir şey yani. Tabii Messi Ronaldo'dan daha iyi zaten. Ronaldo daha başarılı, daha efektif, daha istikrarlı olabilir. Daha iyi profesyonel olabilir ama Messi daha iyi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ondan da yetenekli futbolcular da var o zaman. Kimden? Messi'den. Şu anda yok. Messi bence gelmiş bir şey en iyisi bu arada. Maradona o zaman ondan daha yetenekliydi. Bence Messi daha iyi abi. Maradona'nın 3 sezonu var abi. 3 yıl var adamın kariyerinde. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Adamın koskoca Alex'in Fenerbahçe'yi evet yaşattığı bir 10 sene var ya. Ya bak başarılı. Abi onu almasın diye uğraşıyorum ama Messi 15 yıldır Barcelona'da bu 30 seviyeyi tutturuyor. Sen diyorsun ki adamın 10 yılı Fenerbahçe'si var. Bak ben diyorum ki tamam, Messi'yle Alex'i karşılaştırmıyorum canım. Ha, ben de diyorum ki abi daha ne kadar anlatabilirim ki bunu. Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı oyuncu Alex'tir. Daha bunu nasıl anlatabilirim? Yani daha nasıl net söyleyebilirim? Peki sen daha ne istiyorsun bir futbolcudan? Ben de diyorum ki size bak. Hayır ben bir şey istiyorum demiyorum. Niye yap? Şimdi binlerliğe gireceğim. Ama senin anlattığın tabloda şöyle notlar var abi. Bak şimdi diyorsun ki Alex geldi, takım çehre atladı, seviye atladı vesaire diyorsun. Bir, sen Robin Van Persie'yi, Schumacher'i, yani en sükseli transferlerini düşünüyorum. Roberto Carlos'u, bunları kaç yaşında alabildin abi? 33, 34, 35 değil mi? Evet. Demin söyledim. Anelka bir tek bunun en büyük bence istisnası Anelka ve Okocha. Hakikaten hala aklım almıyor nasıl yaptığımıza dair. Alsana abi Mesut'u 26 yaşında Alex'i aldığın yaşta. Alex'i aldığın yaşta abi Van Persie'yi alsana bakayım. Sana randevu veriyor mu? Alex'i aldığın 26 yaşında Tony Schumacher'e getirsene. Alex'i aldığın 26 yaşında Nani'yi getirsene. Bak daha da düşürdüm. Yani Alex, onlar o yaşta gelse o kadar faydalı mı olacak diyorsun? Gelmez. Sana randevu vermez diyorum. Tamam gelmezse ne yapayım abi? Ben hayır, başka bir şey yapacağım. Hayır. Üzerinden. Ama ben de en başarılı diyorum ama. Dünyada en iyi futbolcu değil ki. Konu hangisi Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu? Ben de diyorum ki sana işte en iyisi derken Mesut Yılmaz'ın bak abi sana bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en tempolu, en sert değil mi? Ligi herhalde en fikiriz Premier Lig şu anda. Kaç yıldır da böyle bu yani. En üst düzey lig bu. Premier Lig tarihinde gelmiş geçmiş bak ne adamlar oynuyordu düşünebiliyor musun? Ne adamlar geldi gitti oraya. Onu düşünün yani şöyle. İyice geçmişe gidin ama. Zola'lara falan gidin. Zola falan o adamlar oynadı orada yani. İşte Cantona'lar, Mantona'lar, Beckham'lar. Bir sezonda en çok asist yapan oyuncu kim? Mesut. Hayır. Terry Henry ile De Bruyne 20. 19 asistle Mesut ikinci abi. Ve bunu... Bir ara toplamda en çok asist yapan Mesut gibi bir şey var. Toplamda olabilir. Ben bir sezonda diyorum. Ha. Bir sezonda hani... Single 5 senede mi ne öyle bir şey Mesut'tu en son. Olabilir, onda olabilir. Benim abi bu istatistik single season'da 19 asisti var. Hı-hı. En yüksek asist rekoru 20'şer asistle De Bruyne ki De Bruyne Mesut'tan sonra yaptı o asisti. Hı-hı. Ve Terry Henry işte meşhur o yenilmezler Arsenal kadrosunda. Bak abi şunu demek istiyorum sana. Mesut tabii ki yani Mesut'un verdikleri Alex'in ayağını tırnağı olamaz Fenerbahçe'ye. Yani hizmet olarak performans. Bunu mukayese etmiyorum.
Benim söylediğim şey şu abi. Benim iyiden kastım bu. Alex Premier Lig'e gidemez. Giderse 19 değil 1.9 asist daha yapamaz. Bu kadar iddialı oğlum, konuşuyor. Bir ara Mesut Yılmaz dedin. Ne oluyor dedin lan? Mesut Yılmaz değil. Allah'a emanet olun. Mesut Özil. bu ara çok siyaset konuşuyor ondan herhalde. Yani fikirler falan bunu, devam edeceksin diye sandım. Ya bak adamın Mesut Özil'in hareketlerini inceliyorlar bilgisayarla. Arsenal ki Arsenal bence aslı prime zamanı Real Madrid adamın. Adam Real Madrid'den abuk subuk gerekçelere gönderince Ronaldo yönetimi başkanı falan dövecek neredeyse böyle bir adam gönderilir mi diye. Mourinho dedi ki bir gerçek 10 numaralar, bir Mesut Özil vardır, bir de onun çakmaları vardır dedi. Bunu Mourinho kariyerinin zirvesindeyken, kendi kariyerinin, teknik direktörü kariyerinin zirvesindeyken en iyi 10 numara dediği adamdan bahsediyorsun dünyada. Şimdi şunu demek istiyorum. Alex senin doku uyumu yakalamış seninle. Bu kulüple doku uyumu yakalamış bir adam. Senin genetik havuzuna çok uygun düşmüş. Bu ligin genetik havuzuna çok uygun düşmüş. Neden diyorum? Bak Alex çünkü acayip bir skorer özelliği var abi. İstediğin 10 numarayı getir buraya. Alex kadar skor yapamaz. Bak tarihteki en iyi 10 numaraları diyorum. Fenerbahçe'yi demiyorum. Alex acayip bir skorer. Çünkü Alex tipik bir 10 numarada değil zaten. Farklı bir oyuncu Alex. Ama diyorum ya abi old school artık tedavülden kalktığı için Alex'i hiçbir zaman hiçbir üst düzey takım almadı, almaya çalışmadı. Bak üst düzeyden kastım şu. Brezilyalıların ikinci vatanı gibi olan Porto'da adamı almadı abi. Bundan da mı işkillenmiyorsun diye. Katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Ben bitireyim. Bitirmiyorum. Bitireyim katılma. Neyse ha. Ben çıkacağım birazdan. Tamam abi görüşürüz. Son bir şey daha demeden ben çıkmadan evvel en favori yabancı oyuncumu göstereceğim. Sonra çıkacağım abi. Bu benim favorimdir abi. Tamam mı? Bu Alex'in Fenerbahçe en büyük gazı işte bu abi. Ya işte buradan bile anlarsınız. Çok büyük topçu diye getirdiği adam bu. Neyse beyler size iyi tartışmalar. Tamam. Atan olmuş Mehmet Topuz ya. Görüşürüz abi. Benim dediğim şey çok basit bir şey bu abi. Çok basit bir netler söylüyorum. Alex Fenerbahçe'de gelmiş etmiş en başarılı oyuncudur. Alex Fenerbahçe'yle en iyi genetik uyum yakalamış oyuncudur. Alex'in başardıklarını bundan sonra başaracak bir skorer özellikle, skor özelliğinde özellikle bir oyuncu gelmeyecek. Ama senin söylediğin şeylerde ben mesela şunlara katılmıyorum abi. Sen diyorsun ya Alex atlattı falan. Abi Alex bence Fenerbahçe'nin aynı zamanda da en kadro istikrarı ve kadro ihtişamı anlamında en parlak döneminde oynadı abi. Şimdi bir dakika. Sen Alex'i arkasında atmaya... Alex sana o maçları kazandırmasa sen hocayı da göndereceksin, oyuncuları da göndereceksin. Senin kulübün senelerdir bunu yapıyor. Alex abi bir dakika çok pardon. İstikrarı. Aziz Yıldırım'ın 2000 yılından sonra gönderdiği hoca yok sezon sonunun içinde. Nasıl? Aziz Yıldırım'ın sezon içinde. Sezon içinde yok. Tamam. Alex sana diyorum ki Alex sana o başarıları yaşatmasaydı o sen sezon içinde o Galatasaray'ları Beşiktaş'ları çatıştır göndermeseydin. Abi böyle bir çıkarım olmaz. Sen Alex sayesinde yenmedin onları. Bir dakika. Pardon. Abi gözünü seveyim. Yapma onları. Erol. Bakalım tek tek her maçı. Bir dakika. Bir dakika. Tamam tamam oldu bir dakika. Şimdi dur. Ha, Alex çok kaç tane aldın o maçlardan? Ha tamam çok güzel. Şimdi sen anlatacağım şimdi sana. Sen Alex maçı. Kaç tane aldın? Hadi bakalım. Baba sen bir dakika beni dinle. Alex gittikten sonra sen Apiyah, Aurelio, Tuncay, Tümer verimliliğini devam ettirebildin mi? Mesela sadece Alex mi gitti zannediyorsun bu kadrodan? Yani kaybolan, eksilen tek şey Alex kalitesi mi? Abi gözünü seveyim. Senin orta saha tandemin Aurelio, Apiyah'ken şimdi Mert Hakan'la falan oynuyorsun o bölgede. Kanka sen yanlış hatırlamıyorsam şundan bahsediyorsun değil mi? Alex'in oynadığı dönemde oyuncuların kalitesinden bahsediyorsun değil mi? Takımın genel kalitesi çok yüksek diyorum. Sana söyleyeyim. Senin stoperlerinden biri Kayer, öbürkü Portekiz milli takımının stoperi Alves oldu. Alex'ten evet sonra. Tamam. Tamam bak, oldu. Raul Meireles geldi. Chelsea'den Şampiyonlar Ligi finali oynadığı sezon. Evet. Geldi. Biliyorum. Fransa evet. Ligi gol kralı Musa Sow. Evet. Hollanda o kadar şampiyon oldu abi. Sağ açı Dirk Kuyt geldi. O takım şampiyon oldu. Oynamaya devam ettiler. Diyorum ki alabildin mi? Aynı derbi. Ben de diyor ki o kadar şampiyon oldu. Tamam şampiyon oldu. Aynı şekilde devam edebildin mi? Derbilerde. Abi pardon da. Sen abi bir dakika. Sen şampiyon yanmış hocayı manitası var falan diye kovarsan olamaz. Onun benim suçum mu abi? Gözünü seveyim. Bana ne ondan ya? Yani? Alex'in suçu mu? Hayır ben Alex'in suçu demedim ki. Sen diyorsun bak abi. Adam bir maça çıkıyor. Alex.
gözümün önünde. İnönü'de bizim maçımız var. Bu şey maçı. Tuncay'ın son dakikada attığı 2-1 yendiğimiz maç. Anelka abi vardı 90. Son saniyede Tuncay attı 2-1 yendik. İlk golü Anelka attı. Evet evet. Sağ kanatta sonra öyle geldik. Sonra 1-1 oldu. Nobre penaltı kaçırdık. Evet. Sonra Tuncay. O maçta ilk 30 dakikayı, ilk 25-30 dakikayı varsa 90 dakikası bilmiyorum hiç bakmadım. Varsa bir yerden bunu izleyin abi. İlk 30 dakikada Beşiktaşlı futbolcuların abi biz niye oynuyoruz ki bu maçı 30 dakikanın sonunda öyle bir havaları vardı. Yani boşuna bir çaba içerisindeyiz. Bu takımda bizim oynamamıza imkan yok. Öyle bir düzen vardı o takımda. Hiç unutmuyorum bak o günü. Kaç yıl geçti üstünden. Sen bir maça çıkıyorsun abi. Şey maçı. Kejman'ın aşırttığı maç. Abi gözünü seveyim. Alex, Tümer, Tuncay, Kejman oynuyorsun ya. Yani şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Alex tabii ki çok bunların içinde belki en önemli halka olabilir ama Alex öyle bir anlatıyorsun ki Alex şeylerle oynamadı abi. Freylerle mireylerle oynayıp derbime bir kazandırmış değil bak, sana ya. Freylerle oynasın ya da şu ankinde oynasın. Evet. Bak şu ankinde oynasın. Sen şampiyonluk yarışı içindeydin şu an. En fazla 5 Freylerle oynasın. En neden? Şundan dolayı söylüyorum bak. Belki de en büyük şey yani adamın özelliğini anlatacağımız şey şu. Abi adam Anadolu deplasmanında soğukta atıyor. Sıcakta atıyor. Kadıköy'de atıyor. Maç 1-0 Fenerbahçe öndeyken atıyor. Fenerbahçe 2-0 yenikken atıyor. Derbide içeride atıyor. Derbide dışarıda atıyor. Tamam bunu atıyor. Trabzon'da yapıyor. Atıyor. Trabzon'da yenikken atıyor. Öne geçerken atıyor. Öndeyken atıyor. Fark artıyor. Şimdi bu senin zaten diğer saydığın adamlar var ya işte Tuncaylar, Davidler. Bunların hiçbirinde olmayan bir özellik bak. Kezman. Moral bir kere gitti mi biter. Babacığım bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak iki şey söyleyeceğim ama. David, bir, bunu yaptığını söylüyorum ben. Bunu yaptığını söylüyorum ben zaten ama bak. Sen şimdi benim demediğim bir şey demiyorsun işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adamın bu özelliğini ben ilk günden beri söylüyorum. Alex anormal bir skorerdir. Ali, bu Fenerbahçe'yi yap. Ben bak öyle bir hava var ki ben sanki Alex Fenerbahçe'ye bir şey yapmadı. Adamı abartıyorsunuz diyorum. Öyle bir şey demiyorum ama iddia ediyorum. Alex o golleri 3. sınıf bir kadroyla bir oyun istikrarı olmayan, bir kadro istikrarı olmayan bir yapılanmada yapamazdı diyorum ben de sana. Davum'un 2003-2004 sezonundan başla bir 10 yıl çiz abi. Ersun Hoca'nın geldiği döneme kadar. Fenerbahçe hemen hemen her sezon aynı şablonla, aynı prensiplerle oynadı. 4-2-3-1'in değiştiği bir sezon yok. Alex hep belli bir oyun şablonu, belli bir oyun alışkanlığı içinde oynama şansına sahipti. Bu Alex'i küçültmez. Ama Alex'i alıp bu kadar mesela bugünkü gibi abuk subuk kaotik bir ortama bir gün üçlü, bir gün beşli, bir gün dörtlü oynayan bir takıma atsan sağına sonuna arkasına önüne abuk subuk adamlar koysan ki koydun ve gördük. Bak sen ne dedin? Bir sezon var Alex'in olduğu ve Fenerbahçe'nin yarış dışında kaldığı diye. Adam Ustikolu'yla kalmadı. Ustikolu Guiza'lı kadroda gördük abi yapamazsın. Niye? Guiza. Bir dakika niye? Ali Bilgin. Hayır. Adamı ön libero oynattı abi Aragones. E tamam. Adamı ön libero'ya çektiği için o hale geldik. Eğer yerinde oynatsaydı yine o sene de bizi taşıyacaktı adam. Adamı bildiğin ön libero'ya çekti. Marco Aurelio gitti diye Marco'nun işini sen yap dedi adama. Onu Aykut Kocar dedi. Sonra işte Aziz Selin geldi. Hayır. O sezon Marco Aurelio satıldı. Daha doğrusu satılmadı. Biliyorum. Real Betis'e gitti. Biz de onun yerine Josico'yu aldık. Josico bir halta yaramayınca adam Alex'i çekti oraya. Hani ben de diyorum ki. Hayatını top yapıyor. Tamam ama ben de diyorum ki. Patladık. Onun dışında. Ben de diyorum ki sana. Dedi adam. Alex'in anormal bir katkı verdiği konusu tartışılmaz ama Alex'in o derbi üstünlüğü kurduğumuz mesela o 2000'lerin özellikle 10 yıllık periyodu sadece Alex üzerinden okuyamazsın abi. Adam bak. orta sahada Saido'yla oynarken sen Apiyaz'da çıkıyordu karşısına abi. Güzel abim. Bak ben de sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Sabitin o. Bak bazı sezon Apia. Bazı sezon Apiyaz'sız. Anlatabiliyor muyum? Sabitin Alex. Yani seni orada tutan adam Alex. Sen şöyle anlatsan bak anlaşacağız. Hep çok iyi bir kalecin vardı. Hep çok iyi ki stoperin vardı. Ve Alex de bu sayede. Hep yoktu abi bir. Bir kere ilk başta Servetler falan vardı stoperde o bir. İkincisi Apia sadece bir sezon oynayabildi. Sadece bir sezon oynayabildi sonra sakatlandı gitti adam. Ve bir daha Apia gibi bir adam gelmedi. Marco gitti ayrıldı bıraktı. Adam Marco'suz da şampiyon oldu. Anlatabiliyor muyum? Marco Aurelio gittikten sonra da şampiyon oldu. Apia zaten geçtim. Marco Aurelio gittikten sonra. Adam Semih gol kralı yaptı ya. Semih Şentürk'ü. Tamam. Peki ben geçen gün Twitter'da ne dedim abi?
En istikrarlısı dedim. Sen de ben aynı şeyi söylüyorsun işte. Tamam, istikrar bak. Ben de sana diyorum ki istikrarın ötesin. O başarının sebebi o adam. Yani senin orada gördüğün bir başarı varsa, bak tekrar söylüyorum. İstikrar adına bir kere bir şey yok. O yanlış bir analiz seninki. Her adam gitmiş. Lugano gitmiş, Luciano gitmiş, o gitmiş, bu gitmiş. Hepsi gitmiş abi bunların. Hiçbiri sabit değil ki. Bir tek Alex sabit. Alex kalmış. Mehmet Topuz'la da oynamış adam. Şeyle de oynamış, Kite'la da oynamış. İşte ne bileyim, David'le de oynamış, Kezman'la da oynamış. Semih'le de oynamış. Guizzo'yla oynadı ya adam. Daha ne yapsın? Da dördüncü oldu. Yani adamın etrafındaki adamlar sabit kalsaydı isim olarak sana hak verecektim. Ama isimler sürekli değişiyor. İsimler değişiyor ama belli bir kalitenin altına düşmüyor diyorum ben de. Güzel abicim. Adam diyorsun, bak sen diyorsun ki stoperin gitmiş diyorsun. O gidiyor, yerine Lugano geliyor ama. Anlatabiliyor muyum? Allah'ını seversen. Lugano'dan sorun oldu. Ya bak ama sen hep ondan sonra diyorsun. Ben de sana diyorum ki 3 yaşa, yani şöyle bir şey yaşamadın sen onun zamanında. Benim stoperim 75'likken ikinci, ondan sonra gelen stoperim 35'lik olmadı. Onu anlatmaya çalışıyorum güzel abicim. Yani senin kadro kalitenin belli bir standardı vardı ve bir oyun anlayışın vardı. Topa hükmeden 4-2-3-1 oynayan. Oyun sana katılıyorum. Yani şey adam de, kaotik bir ortama girmedi hiçbir zaman yani. Senin söylemediğin bir şey söyleyeyim. Yok, Daum'la Zico başka iki oyun oynattılar. O başka bir şey ama. Ama özünde transfer aynı. Kadrolarda olmayan bir sertlik vardı takımda. Yani Alex'in fiziksel defolarını kapatabilecek bir onu demek istiyorum. Kondisyon vardı. Onu o ona söyleyeyim. O konfor alanını yaratan oyuncular vardı diyorum. Vardı. Adamın solunda Tuncay oynuyordu. Devamlılık abilesi. Yani devamlılık derken maç içinde de sezon içerisinde de patlayıcı gücüyle, enerjisiyle oynayan Tuncay vardı abi mesela. Anlatabiliyor muyum sana? Semih gibi bir enteresan bir santrafor tipim vardı. Duvar oluyordu, indiriyordu, sana alan yaratıyordu. Nobre. Sınırlı kabiliyetlerine rağmen anormal bir şekilde tam cuk oturmuştu oraya ve Alex de ikili oyunlar yapabiliyordu. Ona alan yaratıyordu. Sırtı dönük oynamayı biliyordu. Anlatabiliyor muyum? Arkadan Aurelius'u geliyordu. Apiyah'ı geliyordu. O geliyordu, bu geliyordu. Yani zaman zaman çok vasat oyuncularla da oynadı. Mesela bence Selçuk Şahin vasat bir oyuncu. Onunla da oynadı. Deniz Barış'la da oynadı. Bunları kabul ediyorum. Ama adamın sonuçta etrafında Servet Çetinler, Önder Turacılar'la falan oynadı adam abi. Oynadı. Ama yani Önder, sen Chelsea abi bir kadro yok. Değildi ama belli alanlarında yetenekli oyuncuların olduğu bir kadro vardı. Ama senin kadroların her zaman, o diyorsun ya bak derbi üstünlüğü vardı diye. Senin kadroların istisnai durumu haricinde yaklaşık 9-10 sene boyunca Galatasaray ve Beşiktaş'ın çok üzerindeydi. Galatasaray Saido'yla Cihan'la oynarken sen Tuncay'la, Tümer'le, Kejman'la sahaya çıkıyordun Alex dışında. Onu anlatmaya çalışıyorum güzel abicim. Yani o zaman o adamlara karşı üstünlüğün, adamlar mesela Galatasaray 2000 şeydeki kadrosu gibi genç Selçuk önünde Drogba, Schneider'le falan gelip adamı 10 yıl yenmiş değilsin yani. Adam, onlar Beşiktaş'ta, Galatasaray'da tarihlerinin belki de en vasat kadrolarıyla gelip dayak yiyip gidiyorlardı. Yani Fenerbahçe'nin yanına yanaşamayan ya sende bir bek vardı Gökhan Gönül diye, adam yani nasıl Avrupa yapmadı akıl alır gibi değil yani. Adamların beklerini bir hatırlasana Beşiktaş'ın Galatasaray. Beşiktaş'ta neydi o, bize bir sol ayağıyla İnönü'de bir gol attı, çekti vurdu böyle. Neydi o çocuğun adı, sağ bek oynuyordu? Erkan mıydı? Yok, Erkan daha eski, Van'dan gelen. Maalesef. Unuttum. Ya bunlar oynadı abi bekliği adamlar. Ekrem. Bravo. Bir o bak adam Ekrem oynatıyor, sen Gökhan Gönül'le David de sol böyle sağ kanat kuruyorsun. Sen de Mahmut Hanefilerle, Serkan Balcılar'la falan da oynadın sen de. Abi arada bir iki oyuncun olabilir ama genel kadro. Yok, ama bak, saydıkça şimdi sen konuştukça aklıma geliyor. Şimdi mesela o Drogba, Snyder de sende yoktu. Yoktu. Drogba'nın, Snyder'in olmadı senin. Ama onlar kaç yaşındaydı? Senin ondan çok daha genç baktığı zamanda Anelkan yani oldu sen, abi. Sen bir Drogba, Snyder mesela şöyle söyleyeyim. Eğer Alex'ten sonra sen Snyder getirememiş olsaydın şu an Alex'i bu kadar anlatmazdık. Denedin, başaramadın daha yani bu arada. Yani Alex'i o zaman farklı konuşurduk yani. Neyse abi, sonuçta şunu demek istiyoruz. Yani sizden ayrıldığımız tek nokta bu aslında. Sadece farklı kelimelerle izah ediyoruz. Ben Alex'in Fenerbahçe tarihinde çok özel bir yeri olduğunu, Fenerbahçe tarihinin gelmiş en başarılı, en verimli yabancısı olduğunu, hiçbir zaman iniş çıkışlar yaşamadığını, her zaman belli bir standartı tutturduğunu ve Fenerbahçe'yle muazzam bir doku uyumu yakaladığını kabul ediyorum, iddia ediyorum kabul etmenin ötesinde. Alex'in doğuştan yeteneklerini de asla hafife almıyorum. Sadece o yeteneklerin bazı konulardaki eksikler yüzünden, atletizm gibi, çabukluk gibi, mobilite gibi, anladın mı? Versatile diyorlar ya bunlar. Alex öyle bir oyuncu değil. Tek mevkide oynar Alex. Alex'in ikinci mevkisi yok abi. Bu yüzden de asla ve asla Fenerbahçe'ye gelmiş ve ondan çok çok daha az katkı vermiş bazı yabancılar gibi
üst düzeyliklerde oynayamadığını ve oynayamayacağını. Zaten oynayamayacaktı. Bunu demek istiyorum ben. Yani fabrika çıkış ya yetenek oynayamayacağına olarak katılmıyorum. Sadece şuna katılıyorum. Belki mesela Arsenal'e gitmezdi. Atıyorum şu an Everton'a giderdi. Tamam mı? Ben ama söylediğim Mesut o işte. Mesut kadar asist yapmazdı ama yine asist gol atardı. Dolayısıyla oynayamayacağına katılmıyorum. Yani. Hayır ama benim kastettiğim o düzeyde oynamak ama. Yani Real Madrid olmazdı. Atıyorum şey olurdu. Ama o çok farklı bir şey işte abi. Uyduracağım şimdi. Sevilla olurdu. Çok farklı bir şey ama bu seviye. Senin bahsettiğin standart. Yani Arsenal'de oynamak dediği şeyin yaptığı, Mesut'un yaptığı. Arsenal'in tarihine geçiyor adam. Premier Lig tarihinde de hala ilk 3'te bir kategoride. Bir istatistikten de baba bir istatistikte yani şeyle değil. Memnin istatistikte değil abi. Son derece önemli bir istatistikte adam. Tarihte ilk 3'te şu. Hatta ikinci. Birincinin bir, iki tane birinci var. Bu ikinci. Yani şunu demek istiyorum. Alex bu eksiklerinden dolayı buraları yapamazdı. Alex'i getirdiğin yaşta sen Mesut'u getiremezdin. Alex'i getirdiğin yaşta Van Persie'yi getiremezdin. Bunlar başka seviye adamlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama bunların daha iyi oldukları için Alex'ten daha fazla verim vereceklerinin garantisi yok. Bunu da kabul ediyorum. Ha, son bir şey daha söyleyeyim. Ha, şunu da zaten vermediler. Vermediler zaten. Hiçbir kulüpte yok. Ya zaten vermediler. Alex bence ya, onlardan o, daha kısa. Daha Liverpool'daki şeyini ne Real Madrid'de verebildi ne Barcelona'da hiçbir yerde. Aston Villa'ya gitti. Yani ama aslında söylüyorum. Yani ama yanlış söyledim. Real Madrid oynadı. Barcelona'da veremedi. Şey ne derler ona? Şunu da söyleyeyim son olarak. O konu aslında demin onu söyleyecektim. Winner'lık konusu ayrı. Bak Alex benim gözümde winner falan değildir. Ona hiç girmeyelim yani. Sen abi üç kere sen ama winner'lı o zaman bir anlat bize abi. Ben de buna estağfurullah ben anlatamam. Bence ben winner'ın kelime şey anlamı Alex. Yani sözün bence karşılığı de, Alex. Kesinlikle sen winner değil. Bana niye winner olmadığını bir anlat abi. İlk cümleyi söyleyeceğim abi. Hiçbir winner iki kere son başta şampiyonluk verdiğinde sahanın en kötüsü olmaz. Peki. Sen diyorsun ya oraya kadar gelmene katkı sağladı diye. Aha, aha. O benim söylediğim şeye giriyor işte abi. Uzun böyle maratonda takır takır golünü atan verimli bir adam. Ama kırılma stresinde girdiği anda, dananın kuyruğunun kopacağı anda, baskının tam bir zirveye çıktığı anda kendisi itiraf ediyor. Denizin başında ben sahada kayıptım diyor söylüyor zaten adam. Olmayacak. Bak iddia ediyorum. Demin dedim ya Alex'ten daha donanımlı adamlar geldi ama asla onu kadar katkı vermediler diye. Alex'ten daha düşük donanımlı adamları düşün. Mesela Pierre van Hooydonk. Denizli'de kazanırdın abi. Rapaiç. Denizli'de kazanırdın abi. Şimdi kırılma anları diyorsun değil mi? Şampiyonluk anı artık bu. Kırılma bile tamam, değil. Tamam. O baskıyı sen kaldıramaz iki kere. Bir şey söyleyeceğim. Sen Alex iki sene üst üste Türkiye Kupası almadan önce kaç sene Türkiye Kupası alamadın? Ve o iki Türkiye abi Kupası'ndan Alex ne yaptı? 17 miydi? 18 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Yok daha şampiyonluk fazla. Ben abi, 30 sene alamadı. 30 seneydi. Tabii, Alex ikisini tek başına aldı. Tek başına. Ben, tek, bak şampiyonluk başında sahada kayıptı diyorum abi. Şampiyonluk sen son abi, bunu abi bunu travmasını düşünsene ya. Son ya, başa şampiyonluk ben beni travmasını sen düşünsene abi. Yemiş bir Türkiye Kupası'nı. Son başa şampiyonluk verdin yahu. İki kere. İkisinde de sahanın en kötüsü adam. İkisinde sahanın en kötüsü diyorsun. Evet en altı pastan iki tepeye vurdu Kırıköy'de. Deniz ve Trabzon başında altı pastan iki tepeye vurdu tamam. Ben de sana diyorum ki Denizli ve Trabzon maçlarının senelerine bak. Baktım. Alex'in gol katkısı ne? Ama benim söylediğimi yalanlamıyor ki bu. Ben diyorum ki o baskıyı kaldıramıyor. Ya ben de diyorum ki bak o baskının olduğu kupa finallerinin iki tanesini de almış. Ya bak abi kupa finalini diyorsun. Anlaşamayız. Derbiyi almış. Abi Fenerbahçe'yi sor. Bak Fenerbahçe'yi sor. 100 tane kupa finali kaybetmek mi? Bir kere son başta şampiyonluğu kaybetmek mi? Abi bana ne? Ne demek bana ne? Abi önemlisi o mu yani bu? İki tane örneğin karşılığında da örnekler var diyorum. Ama bütün karşı örnek değil kaybetmemiş. Mi? Bütün durum amaçlarını kaybetmemiş. En abi sen baskıyla mücadele edemiyor dediğin adam İnönü deplasmanında takımı yenikken hat-trick yapmış. Al sana baskın. Ama o şampiyonluk kralı maçı değil işte. Ha, bravo. Ama o şampiyonluk maçı değil. Bana şampiyonluk ne abi? Şampiyonluk maçı. Ne demek bana ne? Abi şampiyonluk maçı diyorum. Şampiyonluk. Şey olurdu. 8-9 sene boyunca hiç şampiyon olamasaydık ve hep kırılma maçlarında Alex oynamasaydı. Tamam mı? Bu dediğin haklı olurdu. Adam şampiyonluğu almış. Görmüş şampiyonluk getirmiş. Yok abi kusura bakma. Ümidi anlaşmamada imkan yok. Bak sen bir kere verdiğin örnek benim örneğimi karşılamıyor. Sen diyorsun ki adam şampiyonluk yaşamıyor. Ben de diyorum ki sana bak şampiyonluk kararını vererek şampiyonu belirleyecek. Decisive maç. O maçın hakem bildiğini çaldığında maçın şampiyonu kim olacak? Şeyde asla suçlamıyorum sonradan girdi zaten. Galatasaray maçına alakası yok Alex'in.
Ama şampiyonun belli olacak, şampiyonun belli ama olacağı maç. Evet. Tamam. Onu hiç karıştırmıyorum bak. Ama şampiyonun belli olacağı maç iki kere oynadı. İkisini de kötü oynadı abi. Senin söylediğin İnönü maçının telafisi var. 30 tane maç var ondan sonra. Senin söylediğin Türkiye Kupası'nı o sene değil ertesi sene kazansak hiçbir Fenerbahçeli travma yaşamaz. Bak 2006'dan beri Fenerbahçeliler fikstür çekilince ilk iş ne yapıyorlar abi? Sen de dahil. Eminim bunu yaptığını. Son maç kimle diye bakıyorsun abi. Yerleşti abi o. Yer etti o yara bizde. Yer etti. O travma sende yer etti. Son maçta şampiyonluk verdin. Tarihin en iyi kadrolarından biriyle aylarca para alamamış. Senden 3 sınıf daha aşağıda bir kadroyla oynayan Galatasaray'a şampiyonluk verdin abi. Son maçta. Bir de onlarla oynamadın ki abi. Hayır ama adam haklısın. Hayır adam kabul ediyor ama abi. Adam kabul ediyor. Ben o gün çok kötüydüm diyor zaten abi. Ben de diyorum ki bak sen şey hatırlıyor musun abi? Olabilir. Bak adamın iyi oynadı demiyorum ben sana. Ya maç işte olacak. Winner adam iki kere aynı şeyi yaşamaz. Sen şimdi bir söyle. Olur. Toplam başarı içinde başarısızlıkları seçtin. Argüman olarak sürüyorsun. Ben hayır toplam ki, abi. Adam olmasa sen o finale çıkamayacaktın zaten 8 senede. Ben de sana diyorum ki abiciğim bak çok hafif alıyorsun diyorum. Bu çok understatement dedikleri şey İngilizlerin. İki tane başarısızlık alıyorsun diyorsun ya. Ben de sana diyorum ki iki başarısızlık dediğin senin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başka hiçbir takımın başına gelmemiş ve senin başına iki kere gelmiş. Her ikisinde de sahanın en kötüsü. Bu tesadüf olabilir mi abi? Böyle bir tesadüf olabilir mi? Abi şuna yani varıyorum dediğinden. Bak ikisi de bir kere son maç. Evet son maç psikolojisini yönetemiyor. Tamam, son maç. Yok yönetemiyor olabilir. Sorun değil. Fiziken de sıkıntısı olabilir. Son maç olduğu için artık hani iyice bittik olabilir. Sahanın en kötüsü olduğunu iki maçı da çok heyecanlı yüksek şeyle izlediğim için. Denizli maçında adım gibi biliyorum. Şey yapamayacağım. Yorum yapamayacağım. Senin kadar emin değilim. Ama Trabzon maçında iyi oynadık biz. Trabzon maçı çok iyiydik. Guiza'yı sayabilirsin. Guiza boş kaleye falan gol kaçırdı. Guiza boş kaleye falan gol kaçırdı. Bir Guiza'yı sayabilirsin orada. Hakikaten felaketti. Gol atmasına rağmen mahvetti bizi. Ama Denizli maçında Alex adı geçmedi abi. Adı geçmedi diyorum sana. Korner atmak dışında hiçbir şey yapmadı. Açsa evet. Tamam. Kendisi şimdi, söylüyor zaten. Kötüyüm diyor. Şuraya geleceğim abi. Senin bu diğer saydığın adamlar var ya. Evet. Şöyle yetenekli böyle bir. Onların son decisive maçlarında hiç böyle olaylar yok mu? Kaybettikleri. Benim mesela bildiğim kadarıyla. Mesela Mesut'un, ha. Anelka'nın decisive maçlarda. Abi bir dakika şimdi. Son bak. Tekrar söylüyorum. Çünkü senin Alex'i vurduğun argüman buysa diğer söylediğin adamların inanılmaz winner adamlar olması lazım. Bütün kırılma anlarında çelik gibi iradeyle maçı çatır çatır almaları lazım. Alex winner değil dedim. Hatta bak Alex'i kimle kuas ettiğimi de söyledim winnerlık konusunda. Oralara hiç girmedim. Senin tamam. Mesela 2001 yılında şampiyonluk başına çıktın. Samsun beraberlik yetmiyor. Deplasmandasın. İlk golüyle Ali Akdeniz attı. Evet. Tamam mı? 1-0 yenik durumdasın. Şampiyonluk kaçacak. Hayim Levy bana attı. Tamam ya baba. Verdi topu. Aldı. Çat diye Friki'yi çatala koydu. Hı-hı. İkinci yarıda da Rafa'yı taç çizgisini kenarında adamın bacağının içinden geçti. Bacak arası attı. Hayatında kafayla topa vurmamış Yusuf'a kafa golü attırdı. Yusuf duruyordu. Topu kafasına çarptırıp gol attırdı. Tamam. İki tane winner'ın seni şampiyon yaptı abi. İki tane winner'ın bak bu winner dediğin adamlar var ya. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çektiler. Sıfır. Ben tam ben lig şampiyonluğunu söylüyorum abi. Demek ki o kadar winner değiller. Winner adam Alex orada şey maçında da Leverkusen maçında da Lyon maçında da içinden geçer rakibin. Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyordun o winner adamlardan biri olmasaydı. Ha bak gördün mü? Hayır abi. Hayır benim söylediğim şey. Bak, anladın mı sen neyi söylediğimi? Hayır benim olmasaydı. Rangers maçında. Onu hatırlamıyordum. Tamam bak Şampiyonlar Ligi'nde sana bir puan kazandıramamış bu winnerlar. Bir. Evet. Bir puan. Bir beraberlik alamamış ikisi birleşip. Yani decisive. Seyir. Bir puan alamamışlar. Ben şampiyonluk ve Fenerbahçe tutuyorum. Dikkatini çekerim. Onlar geldiğinde Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan almış bir takımdı. O senin winner dediklerin geldiğinde Fenerbahçe daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan almış takımdı. Senin evet, winner'lar 1 puan alamadılar. 1 puan alamadılar. Bir başka winner o kaç oynuyor? Demek ki sevgiler de winner değil. Demek ki bu winner'lık tezin senin çalışmıyor dostum. Geçmiş olsun. Bak, hayır güzel çalışıyor abi. Ben de ağzınla 2 oyuncu söyledin. Sana hayır. Avrupa futbolundaki yerlerini söyledim. Bak Avrupa futbolundaki yerleri bu senin adamları. Sen tezini doğrulamak için alakasız örnek veriyorsun abi. Ben sana ya diyorum abi, ki şampiyonluk bak Şampiyonlar Ligi'nde kötü oynamak. Bak bir kere bir şey söyledim beni başına. Ne dedim? Bu adam Alex'ten daha iyi futbolcu değil zaten. Ben böyle bir şey iddia etmedim ki. Tamam abi. Ne bu? Bunda şaşıracak bir şey yok. Bu adamların daha iyi. Anelka diyorsun daha iyi. Ben de sana diyorum ki onların winnerlıklarını anlat bana. Ya ben de sana diyorum ki güzel abicim. Bak. Çünkü Alex'in eksikliği winner olmaması diyorsun. O açıdan söylüyorum. Alex ya ben çok basit bir şey söylüyorum abi.
bu teoriyi senin verdiğin Şampiyonlar Ligi'nde katkı yapmadılar argümanı çürütmüyor. Bir futbolcu hem de fit durumdayken ve oyuncu özellikleri bu kadar ortadayken, tekniği, golcülüğü vesaire ortadayken iki kere şampiyonluk kaybedilen maçın en kötüsü olmaz. Bunun bir izahı yok. Bak baba, tekrar söylüyorum. Telafisi olmayan bir maç bu. İki kere aynı futbolcu yönetememiş diyorum ben de sana. Bak güzel abi. 8 senede belki evet. oynamış adam 400 maç. İçinde evet. iki tanesini söylüyorsun bana. Abi iki tanesi denilebilecek maçlar değil. Bunlar gözümün senin dalga mı geçiyorsun? Ya şampiyonluk maçı. Ben de bir bak adama şey demiyorum ben sana. Ligin 17. haftasında İstanbulspor ve ligin 22. haftasında Çanakkale'de Adana başlarında kötü oynamıştır demiyorum ben sana. Son maça şampiyonluk kaptırıyorsun. Böyle bir travma yaşıyorsun. Yıkılıyorsun. Rezil oluyorsun. Elinden kaçan paraları düşün. Şampiyonluk gelirini düşün. Prestijini, psikolojini düşün ve sen o günlerde en çok güvendiğin, işi bitirsin dediğin, işte bak yine Rapa için hoydonkların falan yaptığı gibi çıksın sahaya fişi çeksin dediğin adam sahada yok. Abi gözünü seveyim ben ligin herhangi bir maçından bahsetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Fenerbahçe'den başka son baş şampiyonu kaptıran takım yok. Bunu ama iki kere yaşıyorsun. Ve bunu ikisi de Alex sıfır katkı. Bunu diğer futbolcuların yapmıyor olması lazım. Yani diğer insanların futbolcu olarak hiç böyle kırılmanlarını kaybetmiyor olmaları lazım. Son baş şampiyonluk ben hiç hatırlamıyorum. Zaten oraya gelemiyor sorun orada işte. Nasıl adam niye şampiyon olmadı mı Real Madrid'le? Bir kere. Zaten kaç sezon kaldı? 3. İşte. Arsenal'de zaten yok. Arsenal'den şampiyon oldu. Ha, dolayısıyla yani anlatmaya çalıştığım şey şu sana. Tamam bu bir eksiklik olabilir. Yani mesela o maçta atıyorum şu an. Trabzon maçında çıksa alsaydı kardeşim Alex bir tane uzaktan vursaydı. Ha, uzaktan tamam, bir alta atmıştı maç. Ben de sana diyorum ki bunu Alex'in eksikliği olarak atabilmen için ortaya diğer saydığın adamların hepsini çıkıp o maçları çat diye almış olmaları lazım. Alanları saydım. Anet'in almış olması lazım bir tane ondan. Ortega'nın ya, almış olması lazım. Mesut'un almış oraya, olması lazım. Onu bilemeyiz. Görmedik Fenerbahçe'de o noktalara gelmediler zaten onlar. Anlatabiliyor muyum? Abi bir noktada şey diyeceğim. Trabzon maçı evet de yani herhalde Tolga Zengin'in hayatının, kariyerinin en şey maçıdır o maç. Şey Tolga olabilir abi. Onur vardı. Yani ben hayatımda böyle bir şey izlemedim ya böyle bir maç. Abi yani, orada ben Bülent'e dediğini anlıyorum. O istiyor ki ben anlıyorum Bülent abinin dediğini. İnisiyatif koysun diyor biri orada. Bir şekilde o kilidi açsın diyor. Sağda kayboluyor. Tam bu Alex için bir eksiklikse o zaman bunu karşısına açan adamları örnek koyması lazım. Ben de sana diyorum ki yani, bak diğer adamların bu konuda ilk saydığın olduğunu listede bak Rapa işte Revivo yoktu. Anlatabiliyor muyum? Hangi listede? Winner'lık başka bir şey yapma. Buraya gelmiş en iyi oyuncular. Buraya gelmiş en iyi oyuncular. Hayır ama iyi ki. Sonra Winner'lık için onları getirdin. O zaman bak Alex iki tarafa da şey yapıyor görüyor musun? Alex hem onlar kadar ilk saydığın liste kadar önemli oyuncu hem de öbürkülerle karşılaştırıyorsun. Winner'lık başka bir şey. Sezonluk oyuncu ikisi de bu arada. Alex 8 sezonluk oyuncu. Alex Laurent'a denk gelseydi görürdüm ben kaç sezon kalıyor Fenerbahçe'de. Doğru olabilir. Alex olur. Adam Rapa için sol bek oynattı ya. Alex'i oynasaydı sol bek de göreyim bakayım Fenerbahçe'de kalıyor. Sonra sen Pereira'yı beğenmiyorsun. Biz Laurent görmüş adamız bak bu takımda. Ortega Laurent'a mı verilir kardeşim? Abi herhalde Ceyhun Eriş'i beşli savunmanın sağında oynattı. Beşli orta sahanın sağında oynattı. Wingback oynattı. Ya bir tane Zeman mı öyle garip bir şey yapmış? Zeman çek. Sergen'i Solaç oynatmaya çalışmıştı. Solaç oynadı işte öyle şey yapmış. Oynamadı gitti zaten. Hatırlıyorum. Norveç'ten de İkin abiden destek neyse, geldi. Neyse anlayacağız ama herhalde vatandaşı yeterince eğlendirdik bu akşam. Şunu özellikle aldım abi. İşte Alex'in kadrolarında da hep bir iki mevkiye. Yani o dönemde de Fenerbahçe hiçbir zaman tamamlamıyordu transferlerini. Şimdi de tamamlamıyor. Tabii. Şimdi işte gene sol bek lazım. Takımda sol bek yok. Yani çıkan dedikodular üstünden konuşuyorum sadece. İşte stoperin satılması konuşuluyor. Efendim forvet diye işte başka saçma sapan adamlar konuşuluyor falan. Böyle saçma sapan bir şey. Burada bir gök gürledi burada. Acayip yani bu arada. Burası acayip. Evet. Ufaktan o zaman toplayalım. Ağzınıza sağlık evet, abi. Buna benzer böyle bir arada yaparız konuları. Oğlum zaten en tepedeki adamı yaptık. Daha kimi yapacağız? Yok. Buna benzer bak, böyle şey gündemde olan şeyleri diyorum. Kaleci yapalım ben. Kaleci. Kaleci olabilir. Evet. Çünkü şu an Fenerbahçe'nin gözükmeyen ve fark edilmeyen en büyük problemi kaleci. Onun istatistiklerini yarın paylaşacağım. Fenerbahçe'nin çok ciddi kaleci problemi var. Abi sen o istatistikleri şeyle de paylaşabilir misin? Bölebilir miyiz onları?
kaleci antrenörü kovulmadan önce de kovulduktan sonraki diye. 2-3 sene şey karşılaştırmalı bakacağım. Mesela ha, tamam. Altay Ankara Gücü'nden beri düşüyor. Çok ilginç çocuk. Vallahi öbür günü zaten öbür yani lig şey değil ama bilmiyorum bir sıkıntı var. Kalecilerde mesela konuşmak lazım. Yani Rüştü mü, Schumacher mi? Rüştü ve Schumacher'i dünya futbolunda tartışmıyorum Engin katkıları açısından. Ha, tabii. Şey mi, Volkan mı? Az evvel söylediğim şey aslında Schumacher şimdi söylüyorum. Schumacher'i getirebilir miydin abi 25 yaşında? Abi ben Fenerbahçe'ye gelmesinin ve Alex'in gelmesinin ayrı kriterlerde aynı olay olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musun? Schumacher Almanya'da o aforoz edilme olayı olmasa kitap yüzünden hayatta Türkiye'ye gelmezdi. Tabii ki gelmezdi. İmkanı tabii yok. Bak imkanı yok. Tamam mı? Tabii bütün ki. İlya gelmezdi tabii. Türkiye'ye. Yani 40 yaşında da gelmezdi. Tabii yani. Ki. Tamam mı? Alex de bir şekilde bizimkileri ikna etmiş. Normalde Fenerbahçe'ye gelmemesi gereken bir oyuncu. Yani o yaşta o potansiyeli tamam Parma'da yapamadı. İşte şeyde Cenova'da tekrar denemesi gereken bir oyuncu. Ne akla hizmet, ne şekil Türkiye'ye geldi, kim Nobre'mi ikna etti, ne yaptı? Hani hiç bilmiyorum. Aurelio mu ikna etti, nasıl geldi bilmiyorum ama normalde o yaşta o kariyeri Türkiye'de geçirmemesi gereken bir adam. Bir şekilde geldi ve çok istim üstünde gitti yani. Abi Schumacher'den bir sene sonra mıydı, iki sene sonra mıydı Bülent abi? Trabzon, Jean-Marie Paf'ı getirdi ki Schumacher'den sonra iki numaraydı adam o zaman Avrupa'da yani. Ama Jean-Marie Paf buraya geldiğinde Schumacher'in yarısı kadar bile fiziksel özelliği yoktu. Bir de buraya başkanın bazı özel işlerine yardımcı olsun diye getirmişti. Ben sana sonra anlatırım onu. Mehmet Yılmaz vardı onların başkanı. Onun bazı... Neydi? Yam yam diyen. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz. Oğlum evet. Başımız belaya girecek. Kapat. Tamam. Evet, kapat. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bu hafta basket yayını sadece Euroleague keyfi yapacağız. Yarın saat 3'te. Aslında maç önü maç sonu planlamıştık ama bakın maç ertelendi. Ertelenince otomatikman o yayınları da iptal oldu şu anda. Yarın saat öğlen saat 3'te zaten kar var. İşe gitmeyenler. Merak etme burası kapanmış abi. Biz konuşurken yani, her şey olan olmuş yani. Ben şimdi bakacağım dışarı eğer kar biraz daha yükseldiyse köpeği çıkartacağım. Bu garibim koşsun. Sibirya kurdu olduğu için garibim doğal ortamına döndü yani. Gerçek kurtarmış olabilir dikkat et yani. O durumda bir şey var dışarıda yani. Evet, yarın saat 3'te Euroleague keyfinde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Haydi iyi akşamlar.